hakimiyet yerde ve gökte sadece Allah'ındır. Bütün her şeyi yaratan ve doğasını belirleyen, her şeyi bir ölçüyle düzene koyan alemlerin Rabbi Allah eksikliklerden uzaktır. Kuşkusuz ki kesin dönüş O'nadır. Rabbimiz bize iman edenlerin daima bir mücadele halinde olmasını buyurmaktadır. Ve açık bir şekilde bütün iman edenlerin de göreceği şekilde Resullerine yüklemiş olduğu çok önemli bir misyon var. Tebliğ yaparken Resulü daima iman edenleri mücadeleye teşvik etmesini, savaşmaya yani hakka bürünmek bir savaş ister. Yani en başta nerede başlar savaş? Zaten kendi nefsinle başlar. Yani bugün bazı isteklerimiz var, nefislerimizin arzu ettiği bazı şeyleri, onları gerçekten yenmek kolay değildir. Ve bunu başarmak için başlayan, bununla başlayan bir savaş var. Yani Müslümanım dedikten sonraki kısım kurtuluşa eren ile ermeyeni belirleyen faktör. Yoksa Müslümanım diyenle demeyen arasında hiçbir fark olmaz. Yani bu savaşı biz belli seviyede nefsimizle yapıp Allah'ın bize emir ettiği doğru yola revan olduktan sonra, doğru yolu tuttuktan sonra sonraki kısım da kademeli olarak sürmesi gerekir. Yani batıl imtihan dünyası gereği varlığını sürdürdüğü sürece de hak mücadelesini bırakmaması şarttır. Ve iman edenleri savaşmaya, mücadeleye teşvik et. Yani bu hepimiz bu dili benimseyelim. Yani tebliğ yaptığımız zaman bir konuda daima o tebliğin içerisinde bu lisanı, bu risaletin lisanıdır, hakkın lisanıdır. Daima bir mücadele yapan ve mücadeleyi teşvik eden bir lisan kullanalım inşallah. Bunu eksik yaptığımız yerde Rabbimiz inşallah rahmetiyle işimizi kolaylaştırıp yapmayı ihsan eder. Yani gerçekten biz bir mücadele içerisine girmeden içinizde sabredenler ve cihad edenleri sabredenleri belletmeden iman ettik demeyle cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Yani bundan daha açık bir yöntem, cennetin yöntemi sunulabilir mi? Yani cihad edeceksin ve başına gelenlere sabredeceksin. Rabbine güvenip dayanacaksın. Gerçekten o zaten kendisine güvenip dayananları koruyup gözeten ve sevendir. Bugün de Allah'ın izniyle bir haşr süresinde münafıkların biraz durumunu ve çok önemli. Eğer siz gerçekten onlarla savaşmaya, mücadeleye kalkışırsanız onların sizinle mücadele etmeye güçlerinin olmadığını Rabbimiz bize müjdeliyor. Yani gerçekten çok makul bir şekilde. Yani siz Allah'tan ummadığınızı onların ummadığı şeyleri ummuyorsunuz. Yani hani bir diyor ya siz ey kafirler siz bizim başımıza iki güzel şeyden birinin gelmesini istiyorsunuz. Yani ölsek de Allah'ın izniyle gerçek en büyük derecelerden biri şehitlik makamının önü açılır. Kalsak da Allah'ın izniyle zafer ve inşallah istikametimizi bozmadan devam ettiğimizde yine cennet yolunda büyük mükafatlarla Rabbimiz eksiltmeden üzerine arttırarak İhsan edeceğini müjdeliyor. Ama biz Rabbimiz diyor, siz deyin ki diyor, biz iki tane felaketin sizin başınıza gelmesini diyor, bekliyoruz. Siz iki tane güzellik bizim başımıza umuyorsunuz, biz iki felaket. Onların felaketi ne? Allah ya bizim elimize ya da kendi katından bir azap size indirmesini ve sonunda da kaybedenler olarak cehenneme girmenizi bekliyoruz. Ve sizin gittiğiniz yol bundan başkası değil. Ve yani çok makul. Yani bugün Allah'a inanan bir kimse Allah'tan umduğu şey, onların ummadığı şeyler umuyorsunuz diyor. Yani onlardan korkuyor musunuz? Bizim Allah'tan umduğumuz şeyleri düşünebiliyor musunuz? Biz bu hayatın gerçek hayat için bir sınav olduğunu kabul ediyoruz. Ve bu psikolojideyiz, bu doğrultudayız, bu inançtayız ve buna göre bir hayat sürmeye gayret ediyoruz değil mi? Müslüman bunu yapması gerekir. Yoksa Müslümanlığı zaten münafıklık olur. Buradaki kastedilen o
kendisini kınadı, o kişinin içi, kınadı o kişilerden biri oldu, Allah bizi korusun. Onlar ise bu hayatın ne elde edebilirlerse kar olduğunu düşünüyorlar. Elbette ki şirklerle dolu, yanlış inançlarla dolu bir takım inançlar olsa da gerçek Müslüman istikamette olmayan biri için o inançların hiçbir geçerliliği yok. Yani şirk işin içine girdiğinde zaten iman hiçbir şey kalmaz. Yani Hristiyanlar bugün belki Allah içerisinde müvahhidler vardır. Meryem oğlu İsa'yı sadece Resul olarak görüp Allah'a birleyip dostları iman ile iyilik yolunu tutanları Allah eksiltmez. Hiç kimsenin imanını eğer şirk bulaştırmadan iyilik yaptıysa, hangi gruptan, hangi toplumda, nerede bulunursa bulunsun fark etmez. İman da bir Allah'a ibadet ve iyilik, onun rızası için iyilik yapacak. Yani şu iki temeli mutlaka başına gelene sabredecek, Allah'a güvenip dayanacak. Yani bunlar zaten iman ettikten sonraki haldir. Allah hiç kimsenin imanını boşa gidermez. Yani hiç Müslümanın duymamış, hiç ağzına dahi almamış ben İslam'ım demek dememiş olsa dahi, Allah'a şirk koşmadan bir Allah'a iman edip iyilik yaptığında inşallah Allah onun yani o karşısına eğer ayet geldi, Resul geldi, tebliğ geldi ama o inatla, kör bir inatla inkar etti, onunla mücadele ettiyse o zaten nankör kafirlerde olur. Yani kastettiğimiz hakkı, hakikati, Allah'ın kitabı Kur'an'ı inkar etmeyen kişilerden söz ediyoruz. İnkar edenler zaten inkar grubuna girer. Zaten onların imanlarını bozmamaları olanaksız. Yani öyle bir ihtimal de ortada kalmaz zaten. Şimdi bu doğrultuda Allah'ın izniyle yani sadece bu dünyanın gerçek kazancı burada olduğunu, ne elde edebilirlerse burada kazanacağını bilen bir kimseyle Allah'ın rızasını kazandığında en büyük kazanca ulaşacağını bilen bir kimse, yani o kişi düşünüyor, o yanılıyor zaten ve bunu bilen bir kimse arasında nasıl bir fark olur? İşte Allah diyor ya, siz sabreder, Allah'a güvenirseniz sizden 10 kişi 10 kişi 100 kişiye, 100 kişi 1000 kişiye bedel. Allah'ın izniyle 20 kişi 200 kişiye. Ama Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi ve yükünüzü hafifletti ve 10 kişi 20 kişiye, işte 1000 kişi 2000 kişiye galip gelir Allah'ın izniyle. Bu sebep ne? Burada iman meselesi sebebi. Yani gerçekten bir Allah'a teslimiyet oranına göre karşında hak titrer, hakkın karşında yıkılır gider. Yani bizim en başta iman edenler, yani siz eğer ki canınızın derdindeyseniz biliniz ki bu yol size çekilmez gelir. Şu psikolojiyi hayatımızın merkezine almamız lazım. Çünkü bu gerçek ve bunun haricinde cihad etmenin olanağı yok. Yani benim başıma bir şey gelirse, bir Allah'ın dilemesi dışında asla bir şey gelmez. Bu ayet zaten açık ayet. Bizi sinek dahi ısırmaz. İki, Rabbim dilerse dahi bir başıma bir şey gelirse ben o zaman Rabbim yolunda olduğum için en büyük kazanca inşallah ulaşacağım. Yani canınızı çıkacak mı, korkacak mı, başıma bir şey gelecek mi korkusu, bu Allah'a güvene aykırı olduğu gibi, imana aykırı olduğu gibi sizi cihat yolunda, mücadele yolunda çakılıp kalmanıza sebeptir. Dikkat edin. Ve asla gerçek bir mücadeleye giremezsiniz. Gerçek mücadeleye girmeyenin gerçek büyük başarılara imza atması da olanaksızdır. Yani zaten cihat farzdır. Yani bir de en başta Allah Resulünü gönderdi. Bugün üzerinize Allah izniyle ayetlerini okuyor, bilmediğinizi kitabı temizliği öğretiyor. En başta Resulle beraber mücadele, cihada gidip malıyla ve Allah'ın ona verdiği imkanlarla en başta mücadele eden ile sonra da eden arasında bile fark vardı. O ikisini Allah en güzelini vaat ettiği halde o ikisinin arasında bile derece farkı olduğunu söylüyor. Kaldı ki yapmayanla yapan arasındaki farkı varın siz düşünün. Münafıklar, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Münafıklardan o kimseleri görmedin mi? Kardeşlerine diyorlar, inkar eden o kimse, kitap ehlinden inkar eden o kimseleri diyorlar kardeşleri için. Andolsun ki, kitap ehlinden inkar eden o kimseler kardeşleri için diyorlar, münafık olan o kimseler, kitap ehlinden inkar eden kimselere diyorlar. İnkar eden kitap ehline, inkar eden dostlarına münafıklar ne diyormuş? Andolsun, çıkarırsanız elbette çıkarız sizinle beraber ve itaat etmeyiz hakkınızda hiçbir kimseye sonsuza dek. Ve eğer çıkarılırlarsa çıkmazlar onlarla beraber. Yani münafığın burada temel bir ahlakını bize söylüyor. Yalan,
cıdırlar. Asla onlara güven olmaz. Onların ipiyle sakın kuyuya inmeyin. İpi salarlar, koparırlar. Üzerinize de taş doldururlar. Yani en müşkül olduğunuz zaman da, güvendiğiniz zaman da, yani savaş dediğimiz şey, düşünebiliyor musun? Sen birine güveniyorsun, sırtını dayıyorsun ve sırtından bıçaklıyor. Münafıklık o kadar çirkin ve Allah onun için en ağır azaba uğrayacağını onlara haber, o karaktere bürünenlere haber veriyor. Sakın, yani bu çok önemli. Yani siz, bir insan size güvendikten sonra eğer ki onu güvenini sarsacak, yani o sırf size güvendi diye eğer kaybetmesine, yani tabiri caizse onu zarara uğratırsanız, bilin ki bu sizin için bu münafıklıktır. İlla bir savaş olmasa gerek yok. İlla başka kitap ehline olmasa gerek yok. Yani kitap ehli zaten bütün kitaba muhatap, bütün kişileri kapsar. Bu çok çirkin bir şeydir ve sakın ey iman edenler, münafıklar gerçekten Allah'a teslimiyetini göstermeyen toplumların dostluğuna da sözlerine de sakın riayet etmeyin. Nitekim bugün şeytanın peşinde giden Çin, Amerika, bunların içerisinde bu vahid Allah'a teslim olan kulları söylemiyorum. Elbette ki onlar candan kardeşlerimizdir, dinde kardeşlerimiz. Ancak genel itibariyle çoğunluğun bugün hükümetlerin sürdüğü politikaya baktığımızda, elbette ki birçok başka ülkelerde buna dahil edilebilir ama temelde şunların şu an bugün dünyada yaptığı ifsada, bozgunculuğa bakın ve münafıklık konusunda yaptıklarına bakın. Çıkarları haricinde hiçbir şekilde kimseyle iş yapmıyorlar. Yani çıkarına hizmet etmeyene de zarara uğratmakta, elinden geleni yapmakta, öldürmekte, her türlü saldırıyı, pisliği yapmaktalar. Ve bugün gerçekten ellerine imkan geçse, Allah daha fazla imkanlarını vermesin, tamamen kısıtlasın imkanlarını, mallarını dağıtsın, onları tuzaklarının başlarına geçirsin. İnşallah ki yıkılıp cehenneme gitmelerinin zamanıdır. Bu sadece bunlar değil, bütün yeryüzündeki bütün zalimlerin, inşallah ki onun için iman edenlerin kendilerine gelenin kadrini bilmeleri çok önemli derhal. Yani bu kişilerin bugün kendilerine hizmet etmeni, öldürmeden her türlü zulme kadar, size bugün söz verdiklerini, yarın işine gelmediğini, arkasını dönmeye kadar, siz onlarla dostum dersin. Allah diyor ki dost edinmeyin. Benim de sizin de düşmanınız, benim düşmanımı dost edinirsen sen de onlardan olursun diyor. Yani bu ne demek ya? Sen Allah'ın dost yolunu tanımayan, kitabını tanımayan, Resulünü tanımayan sen nasıl dostum dersin? Nasıl dost edinirsin? Bunu siz de onlardan olursunuz diyor. Bugün ülkede o kadar güzel bir nimetlerin gani gani, her yerden bin bir çeşit nimetin çıktığı bir diyarda hala sıkıntılar baş gösteriyorsa, zorluklar, darlıklar, bir sürü zulüm, işkence, terör faaliyetleri, o bu şu suç oranları bitmiyor, kadın cinayetleri, o kadar kötülükler baş gösteriyorsa, bugün Allah'ın dost, düşmanını sevgi beslemek, ona yönelmekten, onlara dost edinmekten kaynaklanıyor. Onlara üzenmekten, Allah'ın nurlu, adaletli yolunu, yasasını bırakıp o beş para etme şeytanın yasalarına yönelmekten kaynaklanıyor. Faiz gibi bereketi kaçıran, pislik olan, kumar gibi, içki gibi, o pis, Allah'ın men ettiği lanet sebebi işleri yönelmekten kaynaklanıyor. Yani bunları düşündüğümüz zaman iman gerçekten Allah'ın katından bir ruhla desteklediği iman edenler kim? Kardeşleri, aşiretleri, eşleri, çocukları kim olursa olsun Allah'a ve Resulüne karşı gelen bir kimseye asla sevgi duymazlar. Bırakın onlara dost edilmeyi, sevgi dahi duymazlar en yakını olsa bile. Allah bize öyle iman istiyor. Yani İbrahim ve onunla beraber olanlar, babasıları, baba İbrahim Aleyhisselam babası için yaptığı dua müstesna, o da zaten men etti, sonra ondan vazgeçti. Yani dua etti, verdiği bir söz gereği. Ama kavimlerine ne diyor? Siz bir olan Allah'a dönünceye kadar sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızı yüz çevirdik. Ebediyen aramızda bir düşmanlık, bir kin, bir uzaklık vardır. Biz sizi tekfir ediyoruz. Yani biz de gerçekten Allah'ı, dost yolunu gözetmeyenleri, bakın bu tekfircilik meselesi de çok büyük mesele. Bununla alakalı inşallah ki başka videolarda konuşacağız ama yani ben yolunu bulmak isteyen
sıkıntıların içerisinde olan imanı, akidesi, onları tekfir etmenin kimseye faydası yok. Yani faydada çok zarardır. Nitekim Rabbimiz size Müslüman selamı, İslam selamını vererek bir takım çıkarları gözeterek, ki bu çıkardır. Neden? Çünkü nefsi tatminliği bir takım şeytan hileleridir, bir takım şeylerdir. Onları sakın sen Müslüman değilsin demeyin. Nitekim yani alaya da almak, tekfir de etmek manasız. Çünkü sen eğer ki bir hidayet üzereysen, Rabbin sana ihsan etmişse, sen bu hidayetten önceki, hemen önceki halini düşün. Bugün gerçekten İslam'ı isteyen bir kimsenin, bugün çok büyük bir yanılgı üzerinde olsa da, gece Allah'ın ona hidayet ulaştırmayacağını bilmiyorsun. Yani ve zulüm yüklenirsin. Yani bunu yerine yanlışı ortaya koymak ve o kişinin öğüt alması için güzellikle mücadele etmek doğru olandır. Ama gerçekten Allah'ın yolunu tanımayanları tekfir edip onlardan uzaklaşmak da işte Müslüman kişi onların sevgini zerresini besleyemez. Eğer diyor Rabbimiz o kafirlere, kitap elindeki kafirlere münafıklar söz veriyorlar. İşte biz eğer size şey olursa, savaş açılırsa sizinle beraber savaşırız. O hiç kimseye hakkınızda ebediyen itaat etmeyiz. Sizin tarafınızdayız diye söz verirler. Elbette savaş olursa size yardım ederiz diyorlar. Allah da şahitlik ediyor diyor. Şüphesiz onlar yalancıdır. Yani münafık. Eğer yalancı yönerirse münafık olursun. Bunu da altını karalayalım. Andolsun çıkarırlarsa, çıkmazlar. Çıkarılırlarsa, yurtlarından çıkartılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Yani hani söz veriyorlar. Siz çıkarsanız biz de çıkarız. Siz de yardım ederiz. Ebediyen kimseye itaat etmeyiz sizin aleyhinize. Allah diyor onlar yalancıdır. Andolsun ki öyle bir durumda asla kendi yurtlarından çıkmazlar. Savaş açılırsa onlarla asla yardım etmezler. Az yardım etseler dahi arkalarını dönerler. Sonra yardımda olunmazlar. Yani onlar en zor zamanda kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Kendi zora düştüğünde arkalarını bırakıp kaçarlar. Sakın siz birbirinizi Allah'ın yolunda kardeşler olarak birbirinizi tutun, destekleyin, birbirinize güvenin. Asla müminler bırakıp kafirleri, münafıkları dost edinmesinler. Yoksa siz onlarda olursunuz ve en azap, ahiret günün o zat çekeceğiniz o zulüm yeterli bir zulümdür, yeterli bir azaptır ama bu dünyada onların size çektireceği, sizi sıkıntıya düşüreceği haller onlar müstesnadır. Onlar da size kendinize ellerinize topladığınız Allah'tan ve buyruklarından Resulüne yüz çevirdiğiniz için kendi başınıza açtığınız işlerdir. Sonra onlara yardım olunmaz. Elbette siz daha ciddi korku bakımından size korkuları Allah'tan, kalplerinin içindeki size korkuları Allah'tan daha çoktur diyor Allah. Yani onlar size bir teklifle yumuşatma amacıyla size geldiklerinde aslında bu onların korku duymalarının nihayetidir. Bakın çok önemli bu. Yani bugün sözde çok güçlü ekonomileri devasa boyutlarda, ellerindeki imkanlar devasa boyutlarda olan ülkelere bakın. Az bir zorlukta nasıl titrediklerini görürsünüz. Yani ve bugün Müslümanlar gerçekten dinlerini bozmuş olmasalar bugün bu İsrail'in zulüm yapanları, onların muvahhidlerine selam olsun. Bütün kitap ehlini ve bütün yeryüzündeki bütün insanlara gerçekten iyiliği isteyen ve iman edenlere Rabbimiz kat kat rahmetiyle imanlarımızı ihsan edip bizi kardeşler olarak kendi yolunda kavuştursun inşallah. Tez zamanda o kuşkusuz her şeyi kuşatan, her şeyin en iyisini, doğru zamanını bilen odur. Onların kalplerinin içinde Allah'a korku, sizi korkunuz Allah'ın korkusunun ötesine geçmiş diyor. İşte çünkü onlar anlamayan, bilmeyen bir topluluk, bir kavimdir. Sizinle savaşamazlar. Bakın çok önemli. Şunu bir mümin eğer ki gerçekten iyi anlarsa bugün ne Çin'in o nüfus kalabalığı, ne Amerika'nın bilmem silah üstünlüğü, ne şu ne bu hiçbirinin ehemmiyeti kalmaz. Yani Rusya'da bugün münafıklık yapmaya meyilli, tamamen Allah'ın yolunu yüz çeviren, çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke unutulmuş sanma, İngiltere'de öyle. Ama genel itibariyle bu örneği alıyoruz. Kim onların çizgisindeyse onlar da onlardandır. Ama bütün zalimler kaçınılmaz olarak kesinlikle Allah'ın onlara hesabını soracak ve yakın Allah'ın izniyle siz bu risaletin kadrini bilirseniz onlar kaçınılmaz olarak yıkılacaklar. Bunun yöntemini Rabbimiz öğretiyor. Sakın kuşkuya düşmeyin. Bu olur mu? Nasıl olur? Bu kadar büyük işte güçler büyütmeyin gözünüzde hiçbir şey. Çünkü Allah dilemezse
Kimsenin bir soluk alma ihtimali yoktur. Bütün kuvvet, bütün kudret Allah'ındır. Allah izin verdiği için bugün biri kimse bir imkana sahiptir, silaha sahiptir, ona sahiptir, buna sahiptir. Ve Allah ben ve Resullerim galip geleceğiz yazmıştır. Onun için size düşen gerçekten doğru söylediğim Allah'ın izniyle size gelen, haber verilen Resulünüzün kendisi olduğumu bütün delilleriyle anlamanız için Allah'ın izniyle getirdiklerime yakından incelemeniz, zaten Rabbimiz belirlediği o hüküm vakti geldiğinde artık hızla konu anlaşılacak, anlaşılması gerekenler tarafından ve bugün gün gün duyurulmaya devam ettiği gibi. Onlar anlamayan bir kimse oldukları için size korkunuz, Allah'ın korkusunun ötesinde sizden korkarlar diyor Allah. Sizinle savaşamazlar, toptan tahkim edilmiş şehirler içi, yani bugün şehirlere bombalıyorlar, bir ordu gönderiyorlar, profesyonel bir ordu ve çok önemli, ya da duvarların arkası dışında. Yani füze atmak, o bu şu, yani esasında sıcak bir çatışma, sıcak bir topluca bir savaşa, topyekün kendi özellikle topraklarına sıçrayabilecek bir savaştan ötleri patlıyor. Yani bunun için az düşündüğümüz zaman bugün kan gölüne çevirdiler İstanbul bölgesini dağıtmak için, fitne yaydılar. Elbette bu Müslümanım diyenlerin kendi dinlerini bozması ve bu nihayetinde Allah'ın bela vermesinin sebebidir. Bu ayrı bir konudur. Bunun derhal temizlenmeden bu fitne orada bitse bile burada başlar. Burada bitse burada başlar. Asla tükenmez. Çünkü bu fitneyi yayan şeytandır. Şeytanı yenmenin yolu da müvahhid olmak, Allah'a teslim olmak ve doğru yola revan olmaktır. İyiliğe, Allah'ın dini sadece Allah'a tahsis ederek yolu bulmaktır. Yoksa şeytanın fitne çıkarmaması olanaksız. Yani amel, o biter, o başlar, o biter, o başlar. Kendi içinde başlarsın. Bir hastalık çıkar, o çıkar, bu çıkar. Bize düşen dinimizi Allah'ın izniyle temizlemek. Ve bunu yaptıktan sonra biz Allah'ın izniyle, Allah'tan zaten istediklerimiz, Allah'a güvenimiz, Allah'a imanımız ortadayken, onların Allah bir de zalimlere gerçekten hak ortaya çıktığında, hak nice çok az gruplar, çok kendinden kat kat sayıca kat güç, bak görünüşte güçce daha büyük orduları yendiler. Zaten Allah'ın yardımı hazırda, melekleri lütfediyor. 5000 melek eğer aniden bir saldırı olursa, bu aniden saldırı da tam olarak bu dönemin füze sistemi, o bu işi silah sistemine işaret ediyor, uçakları işaret ediyor. Yani bize düşen dinimizi dost doğruya çıkarmak ve bu doğrultuda Allah'ın yardımına inşallah ki kavuşanlardan olmak. Onlar sadece bu şekilde savaşabilirler. Yani bunun için siz artık, madem Allah'tan güveniyoruz, onun bizi eğer konu yolda ölüm, zaten öleceğiz. Ölüm gelirse gerçek kurtuluşa ereceğiz. Ve onların bu yaptığı zulümler ortadayken, hem kendimiz, neslimiz, çocuklarımız, ailemiz için onlara asla korkmadan, onların korkabileceği şekilde, onların savaşın ortasında kendilerini bulacağını bilerek onların üzerine gittiğimizde inşallah onların tarumar olduğunu göreceğiz. Onların korkudan, zaten Allah kalplerine korkuyu verdiği andan itibaren hakkın yanındadır Allah. Onların artık kesinlikle hiçbir suretle karşı çıkmaları olanaksızdır. Ve müminler, bütün ülkeler kendi içinde sadece alışveriş yaptılar. Zalim ülkede, bugün Çin'de, Amerika'da yaşıyorsan dahi, elinden geldiği kadar kafirle değil, müminler kendi içinde ticaretlerini yapsınlar, birbirine desteklerini sunsunlar. Bütün ülkeler, mümin ülkeler kendi içinde ticaretlerini, önce bütün ihtiyaçlarını kendi içinde gidersinler. İnşallah ki ticaretle doğrultup onların ticaretle ilişkilerini kestiğinde, onların güçlerine ne kadar zayıfladığını, Allah'ın izniyle sizin ne kadar daha iyi duruma geldiğinizi göreceksiniz. Ve sanayiye yatırım yapın. Ve onları sanırsın, aslında toplu sanırsın, onların kalpleri dağınıktır. Bugün kendi içinde Avrupa Birliği dersin, şey sanırsın, ama kendi içinde haset doludur. Şeytan yolda uyanma başka ne beklenir ki zaten? İşte bu, çünkü onlar akıl ermez bir topluluk gibidir. Onlardan önce, yakın önce geçen o kimsenin örneği gibidir. Cezasının işlerini, yaptıklarını, işlerin cezasını tadan, yakın onlardan hemen önce geçen kimse örneği gibidir. Onlar için elin bir azap vardır. Şeytanın örneği o gibidir. O vakit insana kafir ol dedi. Ne zaman kafir olduğunda dedi, şüphesiz ben uzağım senden, şüphesiz ben alemlerin Rabbi, Allah'tan korkarım. Yani münafıklar, bu yalan söyleyenlerin hali şeytanın haline benzer diyor. İnsana kafir oldu, inkar et diyor insan için. O vakit insan ne zaman ki inkar ettiğinde, küfür yolunu tuttuğunda, şüphesiz ben senden uzağım, şüphesiz ki alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Şeytan böyle bir tuzak hazırlıyor artık.
nasıl kendisi de nasıl bir yanlışın içine düşmüşse, nihayet Allah da ilkisinin sonu muhakkak ateş oldu. İçinde ebedi kalacakları ateştir. İşte bu zalimlerin karşılığıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın vaadi haktır. Yani bugün sakın Allah'ın yolunda sapmayın, şeytanın kafir ol, dilini bol, şunu yap, bunu yap çağrısına uyarsanız ebedi cehennemden başka yola gidemezsiniz. Allah diyor asla saptıranlardan kurtuluşa eren olmaz. Rabbimizin çağrısına uyalım. Şüphesiz ki o bize vaat ettikleri haktır. Kesinlikle sözü daima yerine gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Gökyüzüyle izleyip inşallah kapatalım. Hakimiyet göklerde ve yerde sadece Allah'ındır. Kuşkusuz ki o her şeyi çepeçevre kuşatan ve bir düzenle, bir ilimle yönetendir. Onun gücünü niyetlediği hiçbir şey yok. Evet, biz Allah'tan umduklarımızı düşünelim ve sadece Allah'tan korkalım. Gerçekten can, yani Allah'a yolunda zaten çıkacak olan bir can var. Allah yolunda çıktığında en büyük kazanca ancak o zaman ulaşılır. Ve Rabbimiz içinizde sabredenleri ve cihad edenleri belli etmeden, sizin haberlerinizi ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Siz iman ettik demeyle. Yani mücadeleyi, en başta konuştuklarımızı lütfen hatırlayın, mücadeleyi hayatımızın merkezine alalım. Bütün insanları da daima mücadeleye teşvik edelim ve en başta bizim kendi nefsimizdeki sıkıntıları, yanlışları gidermeyle başlayalım. Şüphesiz ki Rabbimiz kendi yoluna